Bu çalışmada fotodinamik terapi için yeni nesil ilaç adayları üretmeye çalışıyoruz ve biyolojik olarak karakterize etmeye çalışıyoruz. Şimdi ilaçlı tedavilerde en büyük sorunlardan biri yan etkiler. Özellikle kanser hastalarında kemoterapinin ciddi yan etkileri oluyor. Bu da ilacın sürekli aktif olması durumundan dolayı farklı hücrelere de tümör ve kanser dokularının yanı sıra farklı hücrelere de zarar vermesinden doğuyor. Bunun önüne geçebilmek için fotodinamik terapi dediğimiz bir tedavi yöntemi var. Bunda ilaç molekülü ışığın belli bir dalga boyunu aldığı zaman aktifleşiyor. Ve böylelikle yan etkileri en aza indirgenmesi hedefleniyor. Biz de Tarsus Üniversitesi'nden doçent doktor Mine İnce hocamızla beraber TÜBİTAK'a yeni nesil fotodinamik terapi ilaç adaylarını geliştirmek ve bunların biyolojik etkilerini kolon kanseri, akciğer kanseri, meme kanseri ve prostat kanseri gibi ülkemizde ve dünyada yaygın kanser türleri üzerinde denemek için bir proje önerisi vermiştik. Bu proje önerisi desteklendi. Bu kapsamda özellikle fotodinamik terapide sorun yaşanan alanlardan biri dokuya penetrasyon. Yani ışık uzun dalga boylarında daha derine inebiliyor. Ve bunu sağlayabilmek için o uzun dalga boylarında aktive olacak yeni moleküllerin dizayn edilmesi lazım. Mine hocamız Tarsus Üniversitesi'nde bu yeni molekülleri dizayn edip üretirken ben de Mersin Üniversitesi'nde bunların biyolojik aktivitelerine bakmayı hedefliyorum. Ve bu bağlamda öncelikle kanser hücrelerinin çoğalma hızı, işte ölüm oranı nasıl etkileniyor bunları inceleyeceğiz. Onun yanı sıra şimdi kanser hücrelerinin kanserin en büyük zarar verme yollarından biri metastaz. Yani göç edebilmesi. Başka dokulara, tümör hücrelere göç ettiği zaman diğer dokuların da fonksiyonunu bozuyor ve böylelikle hasta daha ciddi sıkıntılar yaşıyor. Biz bu çalışmamızda kanser hücrelerinin ölüm oranları ve çoğalma oranlarının yanı sıra aynı zamanda metastaz edebilme yetileri ne oranda değişiyor bunu inceleyeceğiz. Bir de anjiyojenez dediğimiz damar oluşumu tümör hücrelerinin kendi etraflarında tetiklediği bir durum. Ve böylelikle mesela orada oksijen yetmezliği oluyor. Tümör doku çok hızlı büyüdüğü zaman ya da gıda, glukoz yetersizliği olduğu zaman yeni oluşan dokular hem onu kazandırıyor hem de o tümör hücrelerinin oradan kan dolaşımına geçip vücudun farklı yerlerine yayılmasını sağlıyor. Biz çalışmamızda endotel hücreler damar oluşumunu sağlıyor. Bunların damar oluşum kapasitesinin bu ilaçların varlığında nasıl bir dönüşüm oluyor, nasıl bir etkilenme oluyor onu da inceleyeceğiz. Şimdi kanserin diğer bir boyutu da, yani diğer bir aşama da bağışıklık sisteminin aktivitesi. Normalde eğer bizim bağışıklık sistemimiz ciddi bir aktivite gösterip tümör dokusunu eleyebilirse kanser gelişimine engel olabiliriz. Genelde kanser hastalarında bağışıklık sistemi doğru tepkiyi veremiyor ya da yeterince tepki veremiyor. Yani tümör ortamında bir iltihaplanma ve bağışıklık sistemi hücrelerinin birikme durumu oluyor. Fakat bu genelde tümörün büyümesini tetikliyor. Biz bu çalışmamızda bu yeni ilaç adaylarının bağışıklık sistemi hücrelerinin daha doğru bir tepki verip bizim tarafımıza geçip tümöre karşı savaşıp savaşamayacağını test etmek istiyoruz. Bunun yanı sıra ayrıca eğer tümörü destekleyecek etkilerini bile azaltabilirsek bu da bizim için bir avantaj.
Bütün bu etkileri biz incelerken tabii ki de fotodinamik terapide kullanılması amacıyla inceleyeceğiz ve ışıkla aktive edeceğiz. Böylelikle aktivasyon sadece ışığın verildiği belli bir lokasyonda, bölgede olacak ve hem zamanı hem lokasyonu kontrol edebildiğimiz için kemoterapik ilaçların sürekli aktif olarak vücudun geneline verdiği zararın önüne geçmeyi hedefliyoruz. Amacımız bu. Daha sonraki aşamalarda daha büyük ilaç firmaları, özellikle yerli ilaç firmalarıyla çalışmayı tercih ederiz. İlaç firmalarıyla daha büyük bir projeye doğru gitmek istiyoruz. Bunda da hayvan deneyleri ve klinik çalışmaları yapmak istiyoruz. Eğer bu aşamada başarılı olursak bir sonraki aşama buna doğru evrileceğiz. Bu arada TÜBİTAK yeni bir programla, TÜBİTAK STAR programıyla bizim projemiz içinde 3 kişilik bir kontenjan açtı. Böylelikle lisans öğrencileri bursiyer olarak destek görecekler ve bu konuda bilimsel yetileri kazanıp ileride daha ileriye, bayrağı daha öteye taşıyabilecek çalışmalar yapabilecekler. Şeyden siz de şu